İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın parlamentosu. Şuşi 28 yıl önce kurtarıldı. Batı Ermenistan'ın Şırnak ilinde 40 milyon yıllık taşta deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 145. Rusya Federasyonu ve Türkiye S-400 sistemlerinin ek tedarik tarihi konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. 8 Mayıs, Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Hareketi Günü. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu. 7 Mayıs 2020 oturumu. Anayasanın 116. maddesini dikkate alarak. Anayasanın 161. maddesini dikkate alarak. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu tüzüğünü dikkate alarak. Resmi kararlar. 7 Mayıs 2020. Bay Garnik Sarkisyan'ın sosyal ağlar aracılığıyla yayınladığı 26 Nisan 2020'den itibaren Batı Ermenistan hükümetinden istifasını ifade eden kararını dikkate alarak, Bay Garnik Sarkisyan'ın 30 Nisan 2020'de Batı Ermeniler Yüksek Kurulu Anayasası'na atıfta bulunan Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu milletvekilleri tarafından Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'ne ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanlığı'na danışmadan imzalanmış bir bildirgeyi sosyal ağlar aracılığıyla yayınladığı kararını dikkate alarak. Madde 1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Parlamentosu eski Başbakan ve Batı Ermenistan Hükümeti Dışişleri Bakanı Sayın Garnik Sarkisyan'ın istifasını değiştirilemez bir şekilde kabul etmektedir. Madde 2. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu aşağıdaki bakanların Batı Ermenistan hükümetinden istifa etmediği ve görev sürelerinin bir sonraki hükümetin kurulmasına kadar devam ettiği gerçeğini dikkate almaktadır. Maliye Bakanı Sayın Garo Armenyan, Soykırım Sonuçları Bakanı Bayan Karin Abrahamyan, Spor ve Gençlik İşleri Bakanı Bay Garabet Topuzyan, Devlet Bakanı Bay Vazgen Sislian, Devlet Bakanı Bay Valodya Avedisyan, İçişleri Bakanı Bay Mardiros Şahbazyan. Madde 3. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu eski Başbakan Garnik Sarkisyan tarafından Batı Ermenistan Yüksek Konseyi'nin oluşturulduğu iddiasıyla ilgili Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin deklarasyonunu yasa dışı olarak kullanılmasını ve sosyal ağlarda bu bildiriyi yayınlamasını kınamaktadır. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi deklarasyonu 17 Aralık 2004'te Şuşi'de kabul edildi. Garnik Sarkisyan hükümetten istifa etmeyi ve bu temaşaya katılmayı reddeden Batı Ermenistan hükümeti üyelerinin isimlerini yasa dışı olarak kullandı. Madde 4. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu Bay Garnik Sarkisyan'a istifası ve ayrılıkçı bir açıklama ile eşlik eden aşağıdaki milletvekillerinin istifasını dikkate almaktadır. Bay Moses Nacaryan, Eski Eğitim Bakanı, Bay Vigen Tosunyan, Bay Robert Sulahyan, Bayan Adrine Avakyan, Bayan Gayane Avakyan, Bay Eli Avakimyan. Tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar için doğru olanı Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu huzurunda onaylamak. Leonardo Basmacıyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu Başkanı. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. 28 yıl önce 8 Mayıs'ta Ermeni Silahlı Kuvvetleri Şuşi'yi kurtardı. Şuşi'nin kurtuluşu Arsa Savaşı'nda bir dönüm noktası oldu. Azeriler buradan Stepanakert ve yakınındaki köyleri vuruyordu. Düşmanın ezici gücüne rağmen Ermeni kahramanların cesaret ve parlak savaş ruhu sayesinde Şuşi nihayet 9 Mayıs'ta özgürlüğüne kavuştu ve bu vatanlarını geri almaya ve ilerlemelerine izin verdi. Operasyon Kirs askeri mevzilerini ele geçirip Laçin Şuşi yolunun kontrolünü ele geçirdikten sonra 8 Mayıs gecesi saat 2.30'da eş zamanlı saldırılarla aynı anda 4 yönde gerçekleştirildi. Askeri operasyon Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Komandos adlı Arkadi Dertadevosyan tarafından yönetildi. Şuşi'nin kurtuluşu için gerçekleşen askeri operasyon Ermeni savaş sanatında benzersiz bir askeri operasyondur ve Artsakh Kurtuluş Savaşı'nda radikal bir atılıma neden oldu. Operasyon 26 saat sürdü ve 9 Mayıs'ta Şuşi kurtarıldı.
Şuşi'nin kurtuluş savaşlarında Ermeni tarafından 57 kişi şehit düşerken düşman tarafı 250-300 kişi ölü ve 600-700 yaralı bıraktı. 13 kişi ise rehin alındı. Şırnak'ta yaşayan Halil Özkan, dua yürüyüşü yaparken dere kenarında üzerinde şekiller yer alan taş buldu. 10 kilogram ağırlığındaki taşı inceleyen Özkan, taşın üzerinde deniz canlılarına ait fosillerin bulunduğunu belirledi. Özkan, incelenmesi için taşı üniversiteye vereceğini söyledi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, bu fosiller Tethis Denizi'nin bölgedeki varlığını kanıtlar niteliktedir. Bölgedeki kireç taşları içinde günümüzden 48 milyon yıl önce başlayıp 40 milyon yıl önce sona eren Orta Eosen dönemine ait fosillere rastlanmaktadır, dedi. Şırnak'ta daha önce Cudi ve Gabar dağlarının bulunduğu bölgelerde nesilleri tükenen bilimsel adları Numilites ve Alveolina olan kök ayaklı deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller bulunmuştu. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakalarının sayısı son günde 145 artış göstererek 3299'a ulaştı ve hastalıktan bir ölüm vakası kaydedildi. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı 33 artarak 1218'e ulaştı. Yapılan toplam test sayısı 29205. Geçen gün bir ölüm vakası kaydedildi ancak koronavirüs enfeksiyonu tanısı konulan hastanın başka bir hastalıktan öldüğü bildirildi. Toplam ölü sayısı 43'e ulaştı. Şu anda Ermenistan Cumhuriyeti'nde 1758 kişi koronavirüse karşı tedavi görüyor. Rusya Federal Askeri İşbirliği Federal Servisi Müdürü Dmitri Şugayev yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu ile Türkiye'nin S-400 sistemlerinin ek grubu tedarikinin tarihi konusunda müzakerelerde bulunduğunu ifade etti. Şugayev, National Defense dergisine verdiği röportajda Türkiye için S-400 sistemlerinin ek grubu meselesi gündemde. Sistemin bileşimi, teslimat süresi ve diğer koşullar üzerinde anlaşıyoruz. Müzakere süreci devam ediyor ve yakın gelecekte ortak bir paydaya geleceğimizi umuyoruz, dedi. O, ilk sözleşmenin üretim lokalizasyonu olmadan sadece tedarik etmeyi öngördüğünü vurguladı. Uluslararası Kızılay ve Kızılay Uluslararası Hareketi'nin kurucusu Henry Dunant'ın doğum günü olan 8 Mayıs, teşkilatın Dünya Hareketi Günü olarak kutlanmaktadır. 150 yıldan fazla bir süredir insani yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay Hareketi, şu anda ve gelecekte savunmasız topluluklara gerektiği zaman insani hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Kızılay ve Kızılay Hareketi, dünya çapında farklı durumlarda en savunmasız gruplara, doğal felaketlerden, krizlerden, çatışmalardan, şehirlerde ve ulaşılması zor yerlere kadar destek sağlayarak çeşitli hizmetler sunmaktadır. Uluslararası Kızılay ve Kızılay Hareketi dünya çapında 190'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Mardagan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.